Yani tabii ilk önce herkese geçmiş olsun. Bütün ölü olan arkadaşların da başsağlığı diliyorum. Durumumuz çok kötü. Kıyameti gözümüzle yaşadık maalesef ki. Yardım için ise maalesef kendi çabamızla ne kadar yardım toplayabildiysek topladık ama hani kendi şahsımıza maalesef yardım gelmedi. Oğlum tip 1 diyabetli, annem kanser hastası. Sağ olsun dernek, gönüllü arkadaşlar çocuğun insülinini ve striplerini falan gönderdiler. Ondan bir yana sıkıntımız yok ama işte barınma açısından çok sıkıntılıyız hastalarım için. Burada 20 kişilik kalıyoruz bu çadırda. Kendi imkanlarımızla yani yaptık, hazırladık burayı. Ne kadar sağlıklı bilmiyorum. Hastalarım için kesinlikle sağlıklı değil. Biz her şekilde dayanabiliyoruz burada ama hastalarım asla. Bunun için ise yani yardım istiyorum, evet. Bunun için çekinemiyorum. Çünkü ben onları enkaz altından, annemi enkaz altından çektim. Ölümü resmen gözüyle gördü. Onu yani çıkarttığıma bin şükrediyorum. Ama şu an onu hayatta tutmak için evet yardım bekliyorum, yardım istiyorum. Kim yardım ederse Allah razı olsun. En azından bir konteyner, temiz bir yer ona ve oğluma. Çünkü bu sıcaklıkta zaten dayanılmıyor. Sıcak da zaten yaz geliyor, bahar falan. Bu çocukların yani hem annemin hem oğlumun temiz bir yere, temiz bir alana ihtiyaçları var. İşte o koku, o verdiği koku çocuğumu ve annemi mahvediyor yani. Kesinlikle içinde kalınmıyor bu kokuyla beraber. Düşünsenize bir kanser hastası. Ona en temiz yer olması gerekirken bu kokuyla kalması kanserden beter olacak. Ya şu an en önemlisi konteyner. O ilk başta. O geri kalanları da her şekilde kendi imkanlarımızla yapabiliriz. Bir ay oldu, elektrik daha düne kadar anca geldi. Suyumuz kesinlikle hiç yok. Lavabo ve duş alacak yerimiz maalesef yok. Yani anlayacağınız çok çok kötü durumdayız. Yani ne aktarabilirim, ne söyleyebilirim? Sadece yüreğim ağrıyor. Gerçekten ruhum acıyor artık. Bu günleri göreceğim kesinlikle hiç kimse zaten tahmin etmez. Allah hiç kimseye yaşatmasın. Çok zor. Özellikle işte bebeklerimiz, çocuklarımız. Sen yani derdini anlatamazsın zaten bu küçük yavrulara falan. En çok zaten hastalarım. Onları bir ayakta tutayım, başka bir şey istemiyorum.